Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ne şeytanca bir tövbedir bu böyle. Halk aynı halk, halife aynı halife. Halkın şikayet oklarından mı ölmeliyim yoksa kendi aptallığımdan? Mervan, niçin kapıyı kilitliyorsun? Aç lütfen. Benim, Meryem. Sen bu evin ihtişamına mı aşık oldun? Yoksa bu evin kızına mı? Mervan, yeryüzü bizi yutmak için ağzını açmadı ya. Sadece halife tövbename okudu. Yetkilerin elinden alındı. Kanın helal sayılıp eşin boşaltılmadı ya senden. Biz hala karı kocayız. Bunu sakın unutma. Senin tabirine Hicaz'ın geceleri yıldızlarla kaplıdır Mervan. Kapıyı aç da büyük hükümdarları bile kıskandıracak türden sana yaptığım elbiseyi gör lütfen. Mervan. Mervan. Dilini mi yuttun? Eğer ölmek istiyorsan git bu evin dışında öl. Senin cenazene kendi ellerimle kefen giydirmek istemiyorum. Ölmesi gereken biri varsa bunu en çok hak eden tövbekar halifedir. Ümeyye oğullarının nüfuzunu ve özellikle de Mervan bin Hakem'in hilafet merkezindeki etkinliğini kırmak maksadıyla Medine'ye savaşmak için hareket eden isyancı gruplar, İmam Ali'nin nasihatleri doğrultusunda Mervan bin Hakem'i müşaveri konumundan azledip yerine salih insanları ataması şartıyla savaştan vazgeçtiler. Allah'ım, senden bağışlanmayı diliyorum. Allah'ım, senden bağışlanmayı. Daha sonra Mervan görevinden azledildi. Halife ise minbere çıkıp tövbe bildirisi okuyup bağışlanma diledi. Atamış olduğu yöneticilerin yaptıkları öylesine ayyuka çıkmıştı ki artık halife insanlar tarafından saf bir kişi olarak adlandırılmaktaydı. İnsanoğluna hakikaten şaşıyorum Malik. Ne kadar da hevesli şu hilafet denilen ateşten gömleği giymeye. Öyle ki insanların tüm damarlarında bu ateşi hissetmek mümkün.
Allah'ım senden bağışlanma diliyorum. Erkeğin hıçkırıkları ve yanaklarından süzülen gözyaşları ürkütücü olur Talha. Bizler anadan mert doğduk. Sözümüzden dönmemek üzere. Aksi halde halifenin çökmesi işten bile değildi. Kufelilerin beni Kufe yönetiminden muaf tutmalarına seviniyorum doğrusu. Üzüldüğüm noktaysa Ebu Musa Eşari'nin bir ömür Allah zikrinden sonra şeytanın tuzağına düşmüş olması. Bu hastalığın ilacı ise sabır olmalı diye düşünüyorum. Kufeliler valilik elbisesini Ebu Musa'ya giydirdiklerinde dilinden dökülen sözler neydi biliyor musun? Ya Rabbi sana şükürler olsundur. Hayır Talha. Hayır. Sürekli şöyle diyordu. Ne mutlu insanların çobanlığını üstlenen kimselere. Ya Rabbi sen bizim akıbetimizi hayırlara tebdil eyle. Amin. Yolcu musun Malik? Garipler gidicidir. İnsanlarsa ölümlü. Fakat yol yorgunluğu tövbe bildirisi için değer doğrusu. Tövbe bildirisini de halifenin bizzat kendisi okumuşsa daha da güzel. Tövbe bildirisi değildi o asın oğlu. İtirazlara kalkandı. Sanırım Mervan bin Hakem kendini astırmak istiyor ha? Gitme Malik. Gitme. Şam ordusu yola çıkmış. Gitme. Halifenin gerçekten tövbe ettiğine inanmamıştım zaten. Asın oğlu ne diyordu Malik? Hı? Şam ordularının yolda olduğunu. Kimle savaşacaklarmış peki? Belki de savaşmak için gelmiyorlardır. Sen savaşçı birisin Malik. Ordu savaş dışında yerinden kıpırdar mı sence? Biz uyduruk bir hutbe duyduk. Uyduruk bir hutbe. Bütün haberlerin yalan olmadığını gördün değil mi genç adam? Şam elçileri ulaştılar. Mervan'ın ölü bedeni Muaviye'nin İsa nefesli Şam ordularıyla yeniden canlandı. Kertenkele'nin oğlu ne kadar da kurnazmış meğerse. Tüm insanları nasıl da birbirine düşürüyor. Oo, şu söze bakar mısınız ne diyor? Allah'ım senden bağışlama diliyorum. Çenen düşsün iyi mi Amr bin As? Bu ne fitne böyle ha? Fitneyi Mısır'dan buraya taşıyan asıl sen ve arkadaşınsınız. Zavallı Amr bin As ne yapsın ha? Olup bitenlerden haberdar ettim diye kötü adam mı oldun? Amr bin As'ın söylediklerini ben de duydum. Sizleri düşünceye sevk eden bu haber beni de öfkelendirmiştir.
Sizleri yola çıkmama konusunda şüpheye düşüren insanlar hakkında biraz düşünmelisiniz. Amr bin As, Mısır valisi olduğu dönemlerde hiçbir Allah'ın kuluna acımıyordu. Bizler buraya Şam ordularıyla savaşmak için gelmedik. Halifenin Şam'dan niçin ordu talebinde bulunduğu bizi ilgilendirmez. Bizler ahitleştik. Halife de söz verdi ve Ali de ahitnameyi imzaladı. Bizler anlaşmaya sadık kalarak geri döneceğiz. Eğer halife anlaşmaya uyarsa ne hali? Ama eğer uymazsa öyle bir orduyla geliriz ki Şam orduları bile karşımızda duramaz. Lebbeyk ey efendimiz. Lebbeyk! 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 Halifelik giysisini deve tüyünden mi dikerler? Yoksa keçi derisinden mi? O giysi sana göre dikilecek olursa hiçbirinden tabii. Peki o giysi lebbeyk, Ali'ye göre dikilecek olsa mı? Lebbeyk! 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 Ali'nin gücü Ebu Bekir'in oğlunun yüreğinde. Bu halka karışıp da kendinizi kandırmayın beyler. Halifeyi azledecek olsalar yerine Ali geçecek. Ali ise giysisini keçi derisinden diker. Keçi derisi serttir. Kim onu giyerse hemen yanma ve kaşıntı hisseder. Neler saçmalıyorsun sen be adam? Ben söylemek istediğim şu ki Ali Kufe ile Basra valiliğini hayır hurması misali herkese bağışlamayacaktır. Sana sevdiğin yemekleri getirdim Mervan. Muaviye pişirmiş. Benim pişirdiklerim gibi kötü değil. Hadi ye. Keşke ayakların kırılsaydı elçi. Haberi 2-3 gün geç getirdin elçi. Mervan. Eğer halifenin ahdini bozarsan... Halife mi? Hangi halife? Perde arkasında sürekli zikirle meşgul olan birinin ölüden hiçbir farkı yoktur. Halife camide tövbe bildirisi okuduğu zaman ölmüştü. Gördün mü amcacığım? Gördün mü halifenin bir tövbe bildirisi okumakla gökyüzünden yere nasıl çakıldığını amca? Bundan sonra kimse sana selam vermezse sakın gücenme. Haksız değiller. Artık sen de normal biri gibisin. Ne hatalı halife saygı görür, ne de tövbe eden halife sevilir. Bugün yarın insanlar kılıç kuşanarak saldıracak olurlarsa yapacak hiçbir şeyimiz olmadığını bilmelisin amca. Çünkü zamanında her şikayetinden dolayı onlara sen yüz verdin amca. Keşke birkaç gün daha sabredebilseydin. Şam orduları sadece bir hayalden ibaret değildi amca. Seni intihara sürükleyense kendi rakibindi. Affın oğlu halifelik için Ebu Talib'in oğlu Ali'nin elini sıkarak...
Resulullah ve ilk iki halifenin sünnetine uymak şartıyla biat ettiğinde Ali iki halifenin sünnetine uymayı kabul etmedi ama sen kabul ettin. Ve bunu kesinlikle yapmamalıydın amca, yapmamalıydın. Bu konu rakibini sana kin beslemesi hususunda yeterli bir nedendi. Eğer kefen giyip beni kurban etmek için isyancıların içine götürmüş olsaydın amca, Medinelilerin desteğini alır ve isyancıları da utandırmış olurdun. Mazlum halife ile zalim halife yakıştırması aynı mıdır sence amca? Ali seni işlediğin suçları ikrar etmeye mecbur bıraktı. Bizi rezil etmekle Ali'yi sevindireceğini hiç düşünmedin mi? Aşağılanmamızın Ali'nin yücelmesine sebebiyet vereceğini hiç düşünmedin mi? Adam sinsice bizi izliyordu. Yol boyunca ne geri kalıyor ne de öne geçiyordu. Bu adam ya bir casus ya da bir elçi olsa gerek. Kimsin sen? Allah'ın kulu ve Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim. Yolculuk nereye peki? Zulüm diyarından kaçan bir yolcuyum kardeşim. Fakirliğinden dolayı zulüm görmeyeceği bir diyara doğru yolculuk eden biriyim. Mısır'da adil bir hükümdar olduğunu duydum. Neden hırsız gibi bizi izliyordun? Peki ne yapmalıydım sence? Aranıza katılmış olsaydım insanlar tanımadıkları bir yabancıdan şüphe etmezler miydi? Devenin kulağında halifeye ait olduğuna dair işaret var. Allah'ın kulu hırsızlık yapar mı? Halife bana bundan daha fazlasını borçlu efendiler. Ara onu. Eşyalarımın arasında arpa ekmeği, biraz hurma ve suyumdan başka bir şey bulamayacaksınız. Hırsız tarafından çalınan bir şeyiniz varsa boşa vaktinizi harcamayın. Ben deveden başka bir şey çalmazdım doğrusu. Hiçbir şeyi yok. Ne demek yok? Ekmek, hurma ve su kırbası çöl arabı için az bir şey mi acaba? Kırbasına baktın mı? Suyla doldurulmuş. Suyunu boşalt. Peki. Size yalvarıyorum kardeşler, yapmayın. Böylesi bir çölde, cehennem sıcağında hayat kaynağı olan suyun israf edilmesi günahtır. Arap olduğunuz halde suyun kıymetini nasıl bilmezsiniz? İnsafsızlık yapma Müslüman. Hayat pınarımı kurutma benim. Endişelenme Müslüman. Bizim fazlasıyla suyumuz var. Kırbanı tekrar suyla doldururuz, merak etme. Ey yüce Allah'ım, ben mahvoldum. Allah'ım sen beni koru. İnayetini üstümden eksik etme.
Konuş alçak herif. Mektubu sana kimin verdiğini söyle hadi. Binlerce ama binlerce kez sorsanız bile cevabım yine Mervan olacak. Ey Allah'ın kulu. Bu mektuptaki mühür. Eğer halifenin parmağında bulunan mührün aynısı çıkarsa kötü şeyler olacak demektir. Nasıl bir kıyametin kopacağını düşünebiliyor musun? Efendimiz, şu genç ve çılgın gençlere ne olursunuz bari siz bir şeyler söyleyin. Ben bu mührü lanet olasıca dedelerimden çalmadım ya. Deve halifenin devesi ve zavallı bense halifenin elçisiyim. Sen deveyi çaldığını söyledin. Zulüm diyarından kaçtığını söyledin. Sakın nefretinden dolayı mektubu sen yazmış olmayasın. Deve çaldığımı söylediğim doğru. Zulüm diyarından kaçtığımı da söyledim. Kendimi ele vermemek için. Bu mektubu insanları birbirine düşürmek için kendim yazmış olsaydım, niçin mektubu sizin daha rahat bulabileceğiniz bir yere koymayayım ki? Niçin cinin bile aklına gelmeyecek şekilde kırbanın içine saklayayım ki söyler misiniz? Ben ve Mervan'ın dışında mesajın kırbanın içinde olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Hala Ebu Bekir'in oğlunun mesajın kırbada olduğunu nasıl tahmin ettiğini aklım almıyor. Sen Mert'sin, Mert'in oğlusun ve Mert birinin evinde büyüdün. Benim mesajı kırbanın içine sakladığımı nereden anladın söyler misin bana? Eğer gaipten haber aldığını söylersen yalan söylediğini düşünürüm. Sen Ebu Bekir'in Muhammed'isin, Muhammed Mustafa değilsin. İki yol var. Eğer bu halifenin işi ise bizi mutlaka aptal yerine koymuştur. Eğer Mervan'ın işi ise halife ondan gafil olmakla büyük bir ihmalde bulunmuştur. Biz halk olarak çok yaralıyız. Ne tövbe yalanlarına kanacağız ne de verilen sözlere inanacağız. Bizler halifeyi azledip sana biat edeceğiz Ali. Ey babacığım. Ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Kılıç kuşanmamaları için elimden ne geliyorsa yaptım. Ama onlar kılıçtan başka bir cevap vermediler. Bizler niçin kılıç kuşandık? Bizler buraya halifeye tövbe ettirmeye gelmedik. Bizler haksızlığı ortadan kaldırmak için buraya geldik. Halifenin verdiği sözde durmadığını sizler de gördünüz. Ali'nin güvence vermesi dahi yeterli olmadı. Ey insanlar! Efendileriniz müsamaha gösteriyorlar. Gündüz görüp gece inkar ediyorlar. Tövbekar ve sözüne sadık olmayan halife, hilafet elbisesinin Yüce Allah tarafından kendine verildiğini savunuyor ve kendi elimle çıkarmam diyor. Zamanında Affan'ın oğlu gerekli gördüğü için hilafet elbisesini kendine nasıl giydirdiyse, bugün bizler gerekli gördüğümüz için o elbiseyi onun üzerinden çıkaracağız kesinlikle. Buna inanın. Şam orduları gelip varmadan bu işi mutlaka bitirmeliyiz. Ali bizim efendimiz. 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 Erdan, bu tabağı hala istiyor musun? Allah beni affetsin. Kutamdan başka ilah tanımıyorum. Bugün senin yanındaysam
Kutam'ın kokusunu taşıdığın içindir. Verdan, Kutam'ı almanın bedeli halifenin kanıdır. Halifenin mührü, halifenin devesi, halifenin elçisi. Hı? Mısırlılara gönderdiğin o mektubun uydurma bir mektup olduğuna kim inanır, söyler misin? Halife elçisi satın alınmış olamaz mı peki? Halifenin devesi çalınamaz mı? Halifenin hangi mühründen şüphe ediyorsunuz? Paris kuyusunda kaybolan gerçek mühürden mi, yoksa halifenin parmağında sonradan yapılmış mühürden mi? Niçin Ali'den şüphelenmiyorsunuz? Acaba Ali peygamberin mührünü bulup Fatıma'nın mirasıdır diyerek saklamış olamaz mı? Ali çok sinsi biri değil midir sizce de, söyler misiniz bana? Tövbe bildirisi uydurma bir mektup. Evet, duydunuz. Uydurma bir mektup. Ümeyye oğullarının kellesinin şu anda kırında duran Ali'nin zülfikarından güvende olmadığını görmüyor musunuz? Kaçmak. Hep kaçmak. Kimden? Nereye? O sinsi gözlerinin arkasında sürekli binlerce Mervan, binlerce şeytan oturmuş plan yapıyor. Mısırlılara gönderilip... Daha sonra da yakalanan o mektup senin işindi değil mi Mervan? Halifenin kaybolan mührünü de sen çaldın Ali değil. Ben bunca zaman senin her şeyine katlandım. Sadece seni memnun etmek için. Mervan... Keşke yüreğime senin adın yazılmasaydı, keşke. Yüce Allah'a yemin ederim ki Mervan, eğer halife öldürülecek olursa seni kendi ellerimle geberteceğim, anladın mı? Ali Haşimoğulları'nı halifeyi korumaları için neden göndermiş? Halifenin veliahtının halifeyi savunması lazım, saldırması değil. Haşimoğulları kapıda beklediği sürece kimse kılıç çekmeyecektir. Müminlerin halifesi nerede? Müminlerin korkusundan güvenli odaya sığındı. Kılıç kuşan mısın Hanefiye'nin oğlu? Müminlerin halifesini korumaya geldik. Ona kim saldırmak isterse karşılarında bizi bulur. Halifenin ölüsü bile Ali'nin işine mi yarayacak? Kardeşlerim Hasan, Hüseyin ve Abbas kapıdalar. Haşimoğullarının gençleri halifenin kılına zarar gelmesine müsaade etmeyecek. Halifenin Rabb'i olduğu müddetçe Ali ve oğullarının yardımına muhtaç değildir. Git. Biz buraya babamız Ali'nin emriyle geldik ve Halife Osman'ın emriyle de geri döneriz. Ali! Her yerde gölgesi üzerimizden eksik olmuyor. Ali'nin taraftarları Ali'nin evlatlarıyla savaşacak yani, öyle mi? Yani benim sağ elim sol elimle savaşacak.
Ali doğru söylüyorsa isyancıları Medine'den çıkarsın yeter. İsyancılar gitmişlerdi. Ama halifenin kanıyla yazdığın mektup sayesinde onlar tekrar geri döndüler biliyorsun. Sen makam delisisin Mervan. Cezanı çekmelisin. Evin etrafı sarılmış. Hiç kimse isyancıları durduramaz. Bu defa senin kanını ve halifenin ise azini istiyorlar. Haşimilerin iş başına gelmelerini oturup seyreden Ümeyye oğullarına yüzlerce kez yazıklar olsun. Ölüm neredesin? Neden Mervan'dan kaçıyorsun? Gelin hadi. Gürültü yapmayın. Gürültü yapmayın. Mervan geldi. Alçak herif işte geldi. İşte geldi alçak herif. Ey mümin kadınlar ve erkekler. Benim Mervan. Kanını helal bildiğiniz insan. Mısırlılara gönderilen ve yakalanan mektubu ben yazdım. Halifenin hiçbir suçu yoktu. Camide ağlayarak tövbe bildirisi okuyan ve af dileyen bir halife anlaşmasını bozar mı hiç söyleyin. Anlaşmayı bozan bendim. Benim sizinle hiçbir anlaşmam yoktu. Ben halife tövbe bildirisi okumadan önce onun düşmanlarının kanını mübah sayıyordum. Çünkü sizler erkeklikten nasibini almamış kabilelerin tohumlarısınız. Sakallarınızı tıraş edip yüzünüze makyaj yapıp ellerinizde otursaydınız daha erkeksi olurdunuz. Kadınlarınız kılıç kuşanarak yardımcısız olan mazlum halifeye yardım etmeye koşmuş olsalardı kıyamet gününe kadar alnınızı halifesini öldüren kavim lekesi asla sürülmemiş olacaktı. Birkaç tane kılıç kuşanmış kadın böyle bir savunuculuğa yeltenmiş olsaydı hepinizden daha mert bir şekilde halifesini savunurdu. Sizler ne Allah tanıyorsunuz ne de Allah'ın halifesini. Defolup gitmezseniz kınından çıkaracağım kılıcımla bir orduyu nasıl kana bulayacağımdan asla şüpheniz olmasın. Ey kertenkelenin oğlu, ben Niyar Estemi'yim, Muhammed'in sahabisiyim. Bu meydan okumalarını daha önce senin atalarından savaş meydanlarında defalarca ve defalarca dinledim. Çemberin daraldığı her zamanda sen ve ataların suçunu kabul etmeyi cahiliye dönemlerindeki gibi kendileri için büyük bir utanç vesilesi görmüşlerdir. Sizler haykırarak böyle yalvarmaya alışkın insanlarsınız. Kılıcı bırak ve teslim ol Mervan. Bu insanlar kan dökmek için buraya gelmediler. Dur! Niyar Eslem'i öldürüldü. Peygamberin sahabesini öldürdüler. Aman Allah'ım! Sahabeyi öldürdüler! Sahabeyi öldürdüler! Sahabeyi öldürdüler! Namert! Allah Resulü'nün sahabesini mi öldürüyorsun? Resulullah'ın sahabesi Allah'ın halifesinin kapısını işgal etmeseydi. Eğer Ali'nin evlatları kapıda olmasaydı bu evi başına yıkardım senin. Eve su girmesini yasaklamalısın Udeys'in oğlu. Susuz kalırlarsa yalvara yalvara size teslim olacaklarından şüphen olmasın. Onların sularını kesmelisin. Velid. Velid. Öt bakalım. Sen Şam ordusuna inanıyor musun? Ben şu anda elimde sıktığım nar suyuna inanıyorum. Mervan'a güvenmek büyük aptallıktı. Niçin buradayız ki? Seni bilmem sahipsiz deve. Ama ben Kufe'nin yönetimini tekrar geri almak için buradayım.
Aptal herif. Ufe'nin yönetimini tekrar şaraba satmak için mi istiyoruz? Ben Kufe'yi kara gözlü kızdan dolayı istiyorum. Ne saçmalıyorsun gerizekalı? Etrafımızın sarıldığını unuttun galiba. Bir nebze haysiyetin yok mu senin? Ümeyye oğulları haysiyet dediğin şeyi ölçüp biçtiler ve kendilerine büyük geldiği için attılar. En büyük haysiyet abidesi sen değil misin be adam? Benim Kufe'yi bir bardak şaraba sattığım doğru. Peki ya sen hangi haltı yedin de deve tekmesi yemiş aptallar gibi sürgün edildin? Utbemin gerisine daha sonra devam ederim. Evde bulunan son tatlı suyumuz bu Velid amca. Tuzlu sudan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Gözümüzü Hicaz'ın cimri bulutlarına diktik amcasının gülü. Allah'ın işi bu. Bakarsın kahrolası Ümeyye oğulları üzerine bereketini yağdırıverir. Ha, ne dersin? Sen misin Meryem? Hı hı. Uyumadın mı? Hayır. Bu saate kadar niçin uyumadın sen? Uyumak bile rahat bir ruh hali ister. Etrafımız sarılı. İsyancılar evi benim için sardılar. Evin hanımı huzurla uyuyabilir. Senin etrafını gurur sarmış Mervan. Benim etrafımı ise sen sardın. Bu gece muhasarayı kırmak istiyorum. İnanırım. Büyük hanımların kırmakta üstlerine yoktur. Eğer çarkın suyu olmasa kendi başına dönemez. Senin gibilerinde ihanette üstüne yoktur Mervan. Aynaya bak. Hiçbir şey kendiliğinden oluşamaz. O solgun yüzünü neyle süsledin hakemin oğlu? Atılan aşk tokadıyla tabii ki. Sen hiçbir aşkı hak etmiyorsun. Bu gece şairliğim üstümde. Hı hı. Mükemmel. Dinliyorum. Evlilik gecemizde Süleyman Gazeli okuyordun sürekli. Bu geceyi de yine Süleyman Gazeli ile bitireceğiz Mervan. Şimdi ise Süleyman'ın tahtı etrafında susamış yürekleriyle beklemekte cengaverler. Gece korku dolu ve kılıçlar çekilmiş, keskince ayın gölgesindeler. Sen Mervan, sen ömrümün en tatlı günahı oldun benim. Artık sonsuza dek tövbeler olsun. Gözümü, yüreğimi, elimi, ayağımı senin kölen etmeyeceğim. Tövbeler olsun Mervan.
Meryem. Sen ölüsün Mervan. Ama hala yaşıyorum ben. Yaşayan köpek ölü aslandan iyidir ama. Keşke köpek olsaydın. Sadakatinle avunurdum. Kefenime dokunma Meryem. Meryem geldi Mervan. Mervan! Bu evin erkeği kim? Halife çok susadı. Meryem! Nereye? Bekle nereye? Bu alçaklar kadın erkek dinlemezler Meryem. Meryem! Halife suyun hepsini bitirmesin bari. Ümeyye oğullarına yazıklar olsun ki babalarının katilinin elinden su içmeye mahkum oldular. Neredesin ölüm? Karşıma çıkacak yürekli bir mert istiyorum. Hayır Verdan. Biz köpekleri öldürmeyiz. Köpek sizsiniz erkek müsveddesi alçak. Ağzının payını verme zamanı geldi. Oh!
Allah belanı versin. Allah belanı versin. Mervan! İnsansızlar! Alçaklar! Ne yapıyorsunuz? Eşkıya evimler! Hepiniz eşkıyasınız! Ölü birine vurmaya utanmıyor musunuz? Hiç Allah korkusu yok mu sizde? Mervan! Canım yavrum benim! Yavrum benim! Hoş geldin hayırlı Talha! Bugün namazı sen mi kıldıracaksın yoksa Zübeyir mi? Daha öğlen olmadı. Olsun, iki rekat şükür namazı kılardık. Gerçek halife öldü. Perde arkasında oturup zikirde bulunansa zararsız bir halife. Eğer Ali ona su götürmeseydi onun da işi bitikti. Unutma. Gördün mü, hilafet oyunu şimdiden başladı Ebu Kutan. Dikkatli olmalıyız. Udeys'in oğlu, eğer halifeyi öldürmek istiyorsanız çatıdan girmelisiniz. Hayır Muğire, hayır. Biz halifeyi değil, hilafet elbisesini istiyoruz. Hilafet elbisesi üzerinde akıllı adam. 40 gün onu kendi evine hapsettiniz, suyu kapattınız, ev halkı susuz kaldı. Damadıysa öldürüldü. O halde halife elbiseyi vermek isteseydi mutlaka gelir ve kendi elleriyle size teslim olurdu. Yanılıyor muyum efendim? Halife o elbiseyi kendine kefen yapmış. Sizin hiçbir çareniz yok onu öldürmekten başka, buna inanın. Udeys'in oğlu, çatı üzerinden eve girmelisin. Benim, Meryem, Allah'ın halifesinin kızıyım. İsa'nın annesinin adaşı. Şimdi ise adalet kızıyım. Boynumda duran perişan halkalarımla ve Adalet Sarayı'nda burada dimdik durmuş ağlamıyorum. Gülümseyin benimle Medine'nin anneleri. Gülümseyin benimle. Halife elbisesini kefen yaptı kendine ve kapısını kapatıp secdede sürekli şöyle haykırıyor. Bizler Allah'ın daimi misafirleriyiz. Evet, bizler Allah'ın daimi misafirleriyiz. Sizden günah kirini gidermeyi ve sizi tertemiz yapmayı istiyor.
Evlatlarımdan Ali isminde birisi zehirle öldürülecek ve Tuz şehrinde Harun'un yanında defnedilecek. Kim onu ziyaret ederse beni ziyaret etmiş gibi olur. Aşkın Velayeti. Bu filmde İslam dünyasında hurafelerin çoğaldığı, zulüm ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem anlatılmakta. Şan sabuye bodero, asti toi, asti toi. Darbin saroge misti, asti toi, asti toi. Tevhid Kalesi'nin Yılmaz savunucusu, halkın gönül sultanı, peygamber soyunun parlayan yıldızı, Ehlibeyt imamlarının sekizincisi. Bu filmde İmam Musa Rıza'nın zulme ve haksızlığa karşı vermiş olduğu mücadeleyi ve gönüllere kurduğu muhabbetin nasıl bir aşk ülkesine dönüştüğünü göreceksiniz. Usta yönetmen Mehdi Fehimzade'den muhteşem bir başyapıt. 5000 kişilik dev kadro. Sevgi, adalet, akıl ve masumiyetin bir insanda nasıl doruk noktaya ulaştığına şahit olacaksınız.